Annem? Oğlum, aslanım benim. Aslan oğlum, aslan. Hı? Gel bir öpeyim seni. Sen zayıfladın mı? Yok anne, ben... Zayıflamış da. Ha? Zayıflamış mı? Ne? Kendine bakmıyor musun? Olur mu annem, bakıyorum tabii ya. Yani senin yemeklerin gibi olmuyor tabii ama. Arkadaşım mı? Yeni tanıştık. Onun da annesi burada yatıyor. Hatta cezaevi müdürünü öldürmekle yargılanıyormuş. Aile dostuyuz o zaman. Annesi benim içeriden arkadaşım. Ama bu ara kızını pek görmek istemiyor nedense. Şimdi dünürümüz oluyorlar. Yok be anne, ne dünürü ya? Gelinime iyi bak, gelinime. Anne. Sen gelinime iyi bak. Annesiyle içeride ben çok iyi anlaşıyorum, çok. Beni burada arama, arama anne. Baba. Her şeyi bilmişsin. Adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Thank you.
Kız var ya, saçlarım hep düz olsun istemiştim, biliyor musun? Saçmalama kızım ya. Aslan yelesi gibi saçlarım var. Bende olacak var ya. Benim yanımda bir daha saçtan bahsetmeyin, oyarım vallahi. Kurban olduğum kökü sende, uzak. Allah Allah. O Azrail'ime bir kez... Tozunuzu ben mi attırayım? Yoksa siz mi toparlanacaksınız? Hatice nerede? Hatice? Evlat başka bir anne. Gözün aydın annem. Allah kavuştursun annem. Aç da bak. Bunlar nedir Murat? Aç. Buyur ablam. Beni emretmişsin. Kızlar bir sekin bakayım. Sek sek. Naş. Ha. Ha. Ne yaptın emaneti Hatice? Koydun mu yerine? Bilekliği mi abla? Başka ne iyi olacak Hatice? Koydum tabii abla. Sen ne istedin de ben yapmadım. Bir gören falan olmadı değil mi? Yok be abla. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. O bileklik yok işte. Nihal her zaman takardı o bilekliği. Sen de hatırlarsın. Ama yok, kayıp. Peki o gün taktığına emin misin? %100 eminim. Nihal hayatta çıkarmazdı o bilekliği. Bak Özlem, bileklik kimdeyse Nihal'i de o öldürdü. Hemen genel arama başlatman lazım. İyi de Murat, biz isyan gecesi didik didik her yeri aradık. Girip çıkılmadık bir yer kalmadı. Ne bileyim, eğer olmuş olsaydı görünürdü. Kimse bilekliği aramadı ki. Ya biri görmüş olsa bile dikkatini bile çekmemiştir. Yani... Bak Özlem, bileklik kimdeyse katil de o. Sen katili bulmak istemiyor musun? Al bakalım. Bunları size ayırdım. Nasılsın? Görüş nasıl geçti? Görüşemedim. Neden? Kudret dediğini yapmadım diye çamaşırhaneye tıktırdı beni. Deniz. Şu Kudret'e bulaşmayacaktın. Gerçekten çok tehlikeli bir kadın o. Yani artık neyse, yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Of Allah'ım. Bir kitap falan vereyim mi sana ha? Hem aklın dağılır. Yok. Yok vallahi, hiç kitap okuyacak kafada değilim. Deniz, kendini bırakırsan olmaz. Burada seni ayakta tutacak tek şey umut. Eğer umudun varsa bir ömür dayanırsın. Ama umudunu kaybedersen bir günde çökersin. Hadi, hadi bir kitap. Tamam bak, ben bunu okudum. Sana da tavsiye ediyorum. Hadi al şunu. Sağ ol. Azra, bir şey ister misin? Yok ya, en son aldığımı okuyamadım, bitiremedim zaten. Bugün bu fanlarla idare edeceğim. Bir sorun mu var? Yok.
sorun olsa bilirsin zaten. Herkes senden bahsediyor. Yakında efsane olacaksın. Nasıl yani? Şöyle ki, ben demiyorum, insanlar diyor. Diyorlar ki bugün Nihal'i indiren kadın, yarın da Azra'yı. Anladın sen. Vallahi insanların ne düşündüğü umurumda değil. Ben hayatım boyunca hiçbir canlıya zarar vermedim Azra. Yani yazın herkes sivrisineklere ilaç sıkarken ben tütsü yakarım. Öyle düşün. Anlatabildim mi? Güzel. Üst üste arama yapmak olmaz. Daha yeni arama yaptık. Ben alamam böyle bir sorumluluğu. Murat'ın iddiası ciddi ama. Bunu dikkate almalısın. Bir de bana aramaya katılmak istediğini söyledi. Ne? İzin vermedim tabii ama ısrar ediyor. Yok, olmaz. Hayatta olmaz. Diyelim bileklik birinin odasında bulundu. Bulan da Murat. Nasıl olacak? Hadi zapt et. Zapt edebiliyorsan Murat'ı o zaman. Olmaz. Şey, acaba sen mi konuşsan? Ha, olur tabii, konuşurum. Peki o zaman. Aramayı yapalım. Sen arkadaşlara haber verirsin. Hallederim, merak etme. Başka bir şey? Yok. Dur orada. Yakınlaş. Tamam. Yakınlaş, yakınlaş. Tamam. Daha fazla yakınlaşamıyor musun? Bu kadar. Tamam, devam et. Murat, biz bunlara defalarca baktık. Berna baktı, Özlem baktı, ben baktım. Savcı baktı, jandarmalar falan. Hepimiz baktık yani, hiçbir şey yok. Tamam, şimdi de ben bakıyorum, ne var? Onu burada içemezsin yalnız. Ne diyorsun sen Oktay? Ne yapacaksın? Şikayet mi edeceksin beni? İşten mi attıracaksın? Dediğim gibi arkadaşlar, o bileklik bulunana kadar her yer didik didik aranacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 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 Buyurun. Bir dakika. Sen aramaya katılmıyorsun. Ne diyorsun sen Oktay? Ben bir şey demiyorum. Özlem Hanım diyor. Özlem Hanım mı? Özlem Hanım. Oktay, bu arama niye yapılıyor biliyorsun değil mi sen? Benim karımın katilini bulmak için yapılıyor. Benim karımın. Onu bulmayı hepimiz istiyoruz. Tek sen değil. Güzel. O zaman çekil. Olmaz dedim. Oktay çekil. Olmaz dedim ya. Meseleyi şahsileştirme. Oktay, çekil şuradan. Oğlum öfkelisin lan, sarhoşsun.
pişman olacağın şeyler yapma. Tamam mı? Kendine bunu yapma. Tamam mı? Sakin sakin burada bekle. Dikkat edin, içeri girmesin. Aklına Nana'nın bir keresinde söylediği şey geldi. Her bir kar tanesinin dünyanın bir yerinde haksızlığa uğrayan bir kadının ağzından dökülen bir ah olduğu. Bütün bu iç geçirmeler gökyüzüne yükseliyor, bulutlar halinde toplanıyor. Sonra minicik parçalara bölünüp sessizce aşağı insanların üzerine yağıyordu. Bütün bunlar bizim gibi kadınların neler çektiğinin göstergesi demişti. Başımıza gelen her şeye nasıl da sessizce katlandığımız. Bileklik bulundu. Tekrar ediyorum. Bileklik bulundu. Benim değil o. Yürü! Yürü! Ne ya? Çekilin! Çekilin! Otlar! Yatağın altında buldum. Bu yapmış. Nihal'in bilekliği bu. Kurulu bir makineyim, ya arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam. Aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkma ısırma. Bana bit lan artık derler azalma. Sohbetini de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam. İnkarı bırak kabullen. Kabullenmekten başka çarem.